Merhaba, iyi akşamlar. Meraklısına bilime hoş geldiniz. Bugün oldukça enteresan bir konuyu işleyeceğiz. Giyilebilir teknolojiler. Konumuz da bunun tabii ki her zaman olduğu gibi uzmanlarından Doktor Emre Ozan Polat, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Emre Bey hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Şimdi giyilebilir teknolojiler diye attık başlığı ama önce bir onun ne olduğunu, neyi kapsadığını bir konuşalım isterseniz. Nedir, ne anlamamız gerekir bu giyilebilir teknolojiden? Yani saat midir bu, kolye midir, yüzük müdür, tişört müdür, nedir, ne işe yarar? Bir temel bilgilerle başlayalım. Evet, aslında bu saydıklarınızın hepsi, genel bir tanımlama yapacak olabilirsek, vücudumuzda üzerine giydiğinde de cilde temas eden, böyle cilt üzerinden çeşitli biyobelirteçleri çıkarabilen aygıtlar. Örneğin kalp ritmi, soluk alıp veriş hızı gibi bazı temel biyobelirteçleri cilt üzerinden çıkararak bizlere bazı durumlarda geri besleme sağlayan aygıtlardır. Bunlar saat formunda da olabilirler. Günümüzde çok bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok çeşitli formatlarda bu aygıtları görebiliyoruz. Örneğin tişört şeklinde dizayn edilmiş bir giyilebilir de var. Ancak saat günümüzde en yaygınları giyilebilir saat, akıllı saatler ve akıllı fitness bileklikleri olarak ortaya çıkıyor. Fakat örneğin akıllı gözlükler, akıllı tişörtler, akıllı ayakkabılar gibi birçok giyilebilir de şu anda mevcut. Şimdi bunun kökeni ne kadar eskiye gidiyor? Şimdi biz sıradan insanlar olarak genelde yani belli bir süre sonra bunu duyuyoruz ama işin içinde olanlar, o teknolojileri geliştirenler mutlaka daha öncesinden biliyor. Hatta bir de şöyle bir şey vardır ya, hani teknolojilerin çoğu daha çok ilk önce askeri alanlarda ortaya çıkar da sonra daha böyle kamusal kullanıma açılır vesaire gibi. Böyle bir kökeni var mı? Ne kadar eskidir bu giyilebilir teknolojiler? Tabii ki aslında kökeni ilk entegre devre kartlarının yapılması kadar eski. Çünkü insanlar bunları ilk bulduğu zaman hemen akıllarına gelmiş bunları vücut üzerine yapıp bir vücudun çeşitli parametrelerini ölçebilir miyiz diye. Fakat tahmin edilebileceği gibi, adından da anlaşılabileceği gibi giyilebilir olması gerekiyor bu devre kartlarının. Dolayısıyla devre kartları esnek ve bükülemez oldukları için bunu çok uzun zaman gerçekleştiremedi büyük elektronik ve teknoloji firmaları. Ta ki günümüzde 2011'e gelinceye kadar bunların şeyleri çok yaygın değil açıkçası. Baktığınız zaman çok fazla yaygın değil. Olan versiyonları da işte kocaman bir pil takıyorsunuz vesaire. Vücutla uyumlu şekilde çalışmıyor. Ancak 2011'den sonra baktığımızda PPG adı verilen bir ışık teknolojisi, yani fotopletizmografi denilen bir ışık teknolojisiyle çok basit bir teknoloji fakat çok da etkili şekilde kalp ritmi ve buna benzer kardiyak çıktıları ölçebiliyor. Cilde bir ışık göndererek ve ciltten bunun yansımasıyla oradaki kalp ritmini ölçebiliyor. Damarlarımızın bu ışığı soğumasından dolayı. Tabii bunlar dediğim gibi 2011'den sonra bu mikro ve nano teknolojinin gelişmesiyle cilde uygun hale getirildi ve küçük, daha da bütün devre elemanları küçük küçük bir giyilebilir saatin içine girebilecek kadar küçükleştikten sonra bunların hepsi gerçekleşti. Peki şöyle bir analoji yapsam yanlış bir şey mi olur? Şimdi ışığın yansımasıyla çalışıyor dediniz. Yani radar mesela sesin yansımasından hareketle bir şeyleri ölçer ya da gösterir ya, onun gibi bir şey mi bu? Kesinlikle. Aynı şekilde aslında radar da bir ışık kullanıyor ama bu görünür bölgede bir ışık değil. Fakat bu PPG'de görünür bölgede bir ışık kullanıyoruz. Yani aslında daha önce gördüyseniz bu akıllı saatlerin arkasında bir yeşil LED ışığı var. Yanıp söner böyle sürekli. O cildimizin üzerine bu ışığı sürekli göndererek, burada yeşil ışığın kullanılmasının nedeni de cildin üst katmanlarından geçip alttaki kılcal damar dokusuna ulaşması. Kalbimiz burada sürekli çalıştığı için bu damarlarında kan pompalamasından, nabızdan dolayı sürekli şeyleri, hacimleri genişleyip daralıyor. Dolayısıyla bu damarlardan yansıyan ışık da sürekli değişmiş oluyor kalp ritmi şeklinde. Ve biz de bunu aslında ışık sinyali olarak okuyoruz. Dolayısıyla yaptığınız analoji çok doğru. Aslında bir radar gibi düşünebilirsiniz. Peki yani gene çok basit bir soru olacak belki ama yani daha büyük damarlara yakın olduğu zaman daha
kolay çalışabildiğini varsayabilir miyiz? Çünkü kılcal damar başka bir şey, işte daha büyük damarlar başka bir şey olsa gerek diye böyle çok düz bir mantık yürütüyorum gerçi ama. Evet, yani ışığın güzelliği burada. Işık tamamen bu ölçümü etkileyebilecek parametreleri egale edip direkt kılcal damarların olduğu yere kadar penetre edebildiği için oradaki damarların ne kadar çok yoğun olduğu aslında önemli değil. Yani şu anda fotodedektör dediğimiz ışık dedektörleri kullanıyoruz. Bunların hassasiyetleri çok yüksek. Tabii ki çok yani hiç damarın olmadığı bir dokuya da denk gelirseniz okuyamama şansınız var. Ama şu anda örneğin bir akıllı saat bunu bilekten okuyabiliyorsa vücudun herhangi bir yerinden de bunu okuyabiliyor olması gerekir ve böyle ana bir damara yakın olmasına kesinlikle gerek yok. Zaten teknolojinin bize sunduğu güzelliklerden bir tanesi de bu. Şimdi bana oldukça enteresan geldi bu, çünkü ben şey diye düşünmüştüm açıkçası programdan önce, hani ışık olacağı hiç aklıma gelmemişti mesela da belki ısıdan ısıya bağlı olarak ölçüyor olabilir ya da titreşime bağlı olarak, hani kalp pompaladığı zaman sonuçta bir titreşim de oluşturuyordur diye tahmin ediyorum, bundan dolayıdır diye zannediyordum ama ışık olduğunu hiç düşünmemiştim açıkçası. Peki bu sensörler neyden yapılıyor, nasıl malzemeler kullanılıyor? Evet, günümüzde silikon teknolojisi çok gelişmiş. Sensörlerin bir kısmında da silikon kullanılıyor. Hem mal etmesi ucuz, hem de çok hızlı çalışabiliyorlar. Tabii ki kendilerinin dalga boylarının izin verdiği oranda. Şöyle söyleyeyim, silikon görünür bölgede çok güzel çalışabiliyor. Fakat kızılötesi bölgesine yaklaştıkça ışık körleşiyor. Yani kızılötesinden sonra silikon ışık sensörleriyle çok bir şeyi algılayamazsınız. Dolayısıyla giyilebilirlerde yeşil ışık kullanıldığı için, görünür ışık kullanabildiği için silikon ışık dedektörleri çok güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat bunların bir problemi var. Bunlar bildiğiniz gibi silikon katı ve sert bir malzeme. Yarı iletken olan silikondan bahsediyorum. Dolayısıyla bu cildin yüzeyini kavrayamıyor. Yani ne kadar bu ürünler bize işte lastik gibi formlarda sunulsa da cildimizin üzerine taktığımızda cildimizle birlikte hareket edemiyorlar. Dolayısıyla ışıkla bir ölçüm aldığımız zaman da koşarken veya egzersiz yaparken bu ışık ölçümü orijinal ölçümden biraz sapma gösterebiliyor. Buna da motion artifact, yani hareket girişimleri diyoruz. Piyasada bu hareket girişimleriyle alakalı birçok şey var. Özellikle ticari olarak satılan akıllı saatlerde bir takım donanım ve yazılımlar kullanılarak bu hareket girişimleri engelleniyor ve size orijinal okumaya yakın bir değer çıkarılıyor. Fakat hiçbir zaman orijinal değerin yüksek kesinlikle çıkarılması söz konusu olmuyor. Dolayısıyla benim çalışmalarımdan bir tanesi de bu silikon ışık dedektörlerini daha gelişmiş bir versiyonunu yapabilmek. Burada da grafen malzemesi işin içine giriyor. Grafen silikon gibi katı ve sert değil. Bükülebilir bir malzeme ve az önce size bahsettiğim dalga boylarını görme oranına da silikondan çok daha fazla. Ta işte ultraviyoleden mikrodalgaya kadar çok geniş bir alanda görüyor. Dolayısıyla bu alanda çıkarabileceğiniz bütün, o ışıkla çıkarabileceğiniz bütün biyo belirteçleri çıkarabiliyorsunuz. Buna işte cilt hidrasyonu, cilt sıcaklığı dahil. Mesela bunlar şeyde yoktur. Şu anda piyasadaki giyilebilirlerde bunlar yoktur. Fakat grafen teknolojisi kullanarak bu özellikleri de hem daha doğru okumayla birlikte farklı özellikler de koyulabiliyor şeylerin içine, giyilebilirlerin içine. Bu grafen denilen madde hangi elementlerden oluşuyor? Yani nasıl bir, neyden elde ediliyor? Bu sadece karbon. Yani silikon sadece silikon atomlarından olduğu gibi. Tabii onu mesela silikonu modifiye etmek için başka atomlarla da katkılanıyor. Fakat grafende sadece bir karbon atomu. Yani normalde kurşun kalemle yazı yazdığınızda aslında onun içine bakarsanız orada binlerce grafen tabakası görürsünüz. Bu iki boyutlu bir karbon atomu. Yani tek atom kalınlığında. Hayal etmesi biraz zor. İlk defa 2004 senesinde grafite, yani kömüre bir yapışkan bant yapıştırılarak elde edildi. Tabii ki bir kömüre yapışkan bant yapıştırdığınızda orada binlerce grafen tabakası çıkıyor. Fakat bazı yöntemlerle bu yapışkanı tekrar kendi üzerine yapıştırarak işte ilk defa 2004 senesinde araştırmacılar tek katman grafene ulaştı ve bunun elektronik ve optik özelliklerini gösterdiler. Günümüzde biz tabii endüstriye daha uygun olduğu için
grafeni metan gazıyla üretiyoruz ve çok büyük alanlarda çok hızlı şekilde üretebiliyoruz. Dolayısıyla maliyeti de düştü ve bu karbon tabanlı şeyin iki boyutlu yapının esneklik, geçirgenlik ve optik sensitivite özelliklerinden giyilebilirlerde büyük oranda yararlanmayı hedefliyoruz. Bu grafen Türkiye'de de üretilen bir madde midir? Tabii ki. Hatta son zamanlarda yeni fabrikalar bile kuruldu bununla alakalı. Gerek devlet destekli olsun, gerek özel. Şu anda ülkemizde istediğiniz zaman, istediğiniz büyüklükte grafen satın alabiliyorsunuz. Baktığımız zaman yurt dışında da, Çin'de de çok büyük şeyler var, grafen fabrikaları. Yani bunun hatta fiyatı şu anda o kadar düştü ki metrekaresi 1 dolara kadar düşmüş durumda grafenin. Dolayısıyla artık bir şey sorun olmaktan çıktı. Daha önce Avrupa'da başlayan bir 2013 senesinde start verilen bir Grafen Flagship diye, Grafen Amiral Gemisi diye bir proje vardı. O proje işte grafenle alakalı ilk temel deneylerin ve işte şeylerin yapılmasını sağladı. İlk laboratuvar ortamındaki cihazların yapılması sağladı. Fakat bu proje artık sonlanıp artık ürün seviyesine geldi ve dünyada da artık insanlar bu temel araştırmalara dayanarak grafenle ilgili ürünler çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de benim yaptığım şeydi, madem böyle elimizde esnek ve çok ışığa duyarlı bir malzeme var, bunu insan sağlığının doğru şekilde uzaktan takibi için giyilebilirlerde kullanılmasını hedefliyorum. Hı hı. Şimdi laf lafı açıyor da bir, yani siz böyle konuşunca benim de aklıma geldi. Dün, daha dün çünkü okuduğum için. Şimdi magnezyum otomotiv sanayinde çokça kullanılan ve çok önemli bir madde imiş. Ben de yeni öğrendim dün okuduğum bir yazıda. Ve bu işte özellikle koronavirüs salgını vesaire, bu tedarikte yaşanan sorunlar neticesinde vesaire, en büyük üreticisi de Çin'miş bu arada. Bir kıtlık yaşanmaya başlamış ve bu otomotiv üretimini de vuruyor imiş vesaire. Yani stratejik bir ürüne, aslında çok bol olan bir madde, bir anda koşullar gereği stratejik bir ürün olabilmiş. Şimdi grafen de çok önem verilen ve gelecekte daha da önemli olacak bir madde gibi gözüküyor. Dolayısıyla ileride onun da böyle stratejik bir madde olabileceğini düşünebilir miyiz? Çünkü onunla ilgili araştırma galiba Nobel falan da almış diye biliyorum. Eğer ben yanlışsam düzeltin lütfen. Oldukça önemli bir yere gelecek herhalde gelecekte, değil mi? Evet, doğru dediğiniz çok doğru. Bu bahsettiğim 2004 yılında ilk defa izole edilmesinden sonra bu aradan geçen 6 yılda çeşitli deneyler ve uygulamaların gösterilmesiyle fizikte ve malzeme biliminde yeni bir alan açtığı için 2010 senesinde grafeni işte ilk defa izole eden Gaim ve Novoselov adlı iki profesöre, Manchester Üniversitesi'ndeki iki Rus profesör, bunlara Nobel ödülü verildi. Ve zaten 2010 senesinde Nobel aldıktan sonra da araştırmalar bir ivme kazandı. Şu anda yılda en az 15 bin yayın, 20 bin yayın şeyine dayanmış durumda. Sadece grafenle alakalı yayınlara baktığımızda ve bu hala doygunluğa ulaşmış değil. Sürekli yayın sayısı artıyor ve buna tabii ki bağlı olarak da raflarda artık ürünler görmeye başladık. Örneğin işte bir grafenle sağlamlaştırılmış tenis raketiyle başlayıp bugün bir bisiklet, ondan sonra biyolojik bir ölçüm kiti, grafenin gene elektronik özelliklerini kullanan çeşitli fotonik aygıtlar. Yani hiyerarşik olarak kolaydan zora doğru giden bir grafen imalatı başlamış durumda. Bahsettiğiniz örnek içinde grafeni aslında sadece karbondan oluştuğu için aslında kolay kolay da bitecek bir şey değil. Yani çünkü düşündüğünüz zaman çevredeki neredeyse her şeyi karbon içeriyor. Sadece bunun doğru bir yolunu bulup bunu grafene dönüştürmenin yolunu bulursak aslında sonsuz bir grafen kaynağı var diye de düşünebiliriz. Bununla ilgili de işte grafen Nobel ödülü aldıktan sonra bazı çalışmalar yapıldı. Örneğin çikolatadan veya çevremizdeki böceklerden grafen yapabilir miyiz diye ve bunun yapılabileceğini de gösterdiler. Tek problemi biraz normal metan gazıyla yapılan grafenden birazcık daha kirli bir grafen üretilmiş olması, ancak iş görür seviyede kalitede grafen üretilmişti. Dolayısıyla bu soruya da yanıtım şey, yani sürdürülebilir bir grafen üretimi mümkün ki hali hazırda zaten birçok şeyde uygulanıyor. Şimdi yeniden giyilebilir teknolojilere dönersek, ister istemez çevremizde çok sık gördüğümüz için hep akıllı saat örneği veriyoruz da başka neler var mesela? Örneğin küpe şeklinde ve yüzük şeklinde tasarlanan
şeyler var. Şu anda eğer ticari olarak satılanlardan bahsediyorsak şöyle yapalım. Önce ticari olarak satılanları söyleyeyim. Sonra da laboratuvarda geliştirenleri söyleyeyim. Örneğin mesela bugün koronavirüsün takibinde önemli bir şey olan, veri olan puls oksimetreleri var. Kandaki oksijen miktarını gösteriyor. Örneğin koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğinizde parmağınıza hemen bir tane puls oksimetresi takarlar. Bu da aslında size az önce anlattığım PPG şeyle aynı şekilde çalışır. Bir ışık göndererek, iki farklı ışık göndererek, iki farklı dalga boyunda oksijen seviyesini ölçüp onları birbirinden çıkarır ve size kanınızdaki oksijeni söyler. Şimdi bu puls oksimetrelerin şeyini çıkardılar. Daha doğru okumasını yapmak için küpe şeklinde olanı çıkardılar. Çünkü kulak memesi ışığın direkt geçebileceği bir şey, platform, ince bir doku. Yani bir yeşil ışığı ve kırmızı ışık kulak memesinin bir tarafından tuttuğunuz zaman diğer tarafından görürsünüz. Bu da ışığın geçtiğini gösteriyor. Parmak ucu yerine daha doğru sonuçlar çıkaran kulak memesinden puls oksimetre okuyabilen cihazlar geliştirdiler küpe şeklinde. Onun dışında az önce bahsettiğim yine hareket girişimlerini koşarken veya yürürken oluşabilecek hareket girişimlerini en aza indirmek için yüzük şeklinde bir PPG aygıtı geliştirdiler. Burada yüzük parmağa şeyden daha sıkı oturduğu için aslına baktığınızda bir saatin kola oturduğundan daha sıkı oturduğu için daha doğru sonuçlar aldığını gördüler ve bunu da şu anda mesela dönemsel grip gibi şeylerin toplu belirlenmesinde kullanıyorlar. Örneğin bu yüzüğü on binlerce kişiye dağıtıyorlar gönüllü olanlarını. Sonra onların verileri üzerinden örneğin ne kadar uyumuş, kalp ritmi ne zaman ne değişmiş gibi şeylerden sezon dönemsel olarak bir gripin gelip gelmediğini mesela çok kişi üzerinden okuyabiliyorlar. Böyle ticari olarak satılan şeylerle, giyilebilirlerle yapılan çalışmalar var. Şeyleri zaten biliyoruz. İşte akıllı saat ve fitness bandları. Bunlar zaten çok yaygın. Gene bunları da belirtmek isterim ki bu hareket girişimlerinden dolayı klinik seviyede aygıt olarak hiçbir zaman kabul edilmiyorlar. Dolayısıyla bu giyilebilirlerden çıkan sonuçları mesela bir doktor değerlendirip size reçete yazamaz. Ancak işte az önce bahsettiğim grafen ve cilde entegre olabilen yara bandı şeklinde dizayn edilebilecek giyilebilirlerle bu mümkün olacak. Bunlar da şu anda laboratuvarda geliştiriliyor. İşte bir kolunda da ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buradaki amaç cildin üzerine tamamen yapışabilen, şu anda ticari olarak mümkün olmayan, yani ticari formlarda hiç göremeyeceğiniz yara bandı şeklinde veya streç film şeklinde, bunlara elektronik tatu da deniyor, yani elektronik dövme de deniyor. Cildin yüzeyine şeffaf şekilde yapışıp cilt gibi hareket edebilen giyilebilirler yapıldığı zaman artık verilerimizde hareket girişimi olmayacağı için bunlar uzaktan doktorlar tarafından da, buna da teletip diyoruz. Yani siz hastaneye gitmeden giyilebilir cihaz üzerinden verileriniz uzaktan bir profesyonelle paylaşılıp buradan takip ve teşhis yapıldığı zaman da teletipin yolunu açmış olacak. Yani laboratuvardaki çalışmalarda şu anda bu şekilde. Peki şu andaki çalışmaların önceki, yani şimdi siz şeyden bahsettiniz ya, işte hastaneye gittiğinizde parmağınıza bir şey, puls metre miydi? Hani, oksimetre. Evet. Şimdi ondan takılıyor falan. İlk bunların atası gibi şey geliyor benim aklıma, işte kalp elektrosu çekir, hani üstünüze yapıştırırlar ya, göğsünüze mesela. Bir de şey var, uzaktan teletip dediniz, onda da şey aklıma geldi, bir holter cihazı diye bir şey vardır. Yaşlı annesi, babası, dedesi, büyük annesi olanlar bilirler. Onlarla da mesela eve gelirsiniz, bir gün mü artık iki gün mü neyse o üzerinizde kalır ve işte daha sonra gidersiniz tekrar doktora, doktor tekrar okur. Bunların atası mı aslında? Ya da farkları kesinlikle. Ne? Kesinlikle. Ya yani çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Yani buradaki cihazların kullanımından dolayı olan zorluklar aslında bizi buralara getirdi. Örneğin o elektrot yapıştırılan dediğiniz şey aslında EKG. Herkes bilir. Hastaneye gittiğinizde hemen yapıştırırlar. EKG'nin özelliği şu. EKG direkt kalpten kaynaklanan elektrik sinyalini elektrotlar yardımıyla okumaya yarar. Dolayısıyla mesela bu elektrodun yapıştırıldığı yerin kalpten uzaklığı ve oradaki dokunun mesela yağ olarak içeriği veya siz terlediyseniz bile bu şey farklı çıkabiliyor. Dolayısıyla EKG normal günlük hayatta sizden farklı ölçüm noktalarından doğru sonuç verebilen bir uygulama değil. Dolayısıyla bu ışık, PPG dediğim ışık teknolojisi, işte cildin bu
okumayı etkileyecek kısımlarını bypass ederek direkt damar kısmına penetre edebildiği için şu anda PPG çok bir anda popüler oldu. Hala EKG sensörleri var. Örneğin sporcular şu anda chest strap dediğimiz şöyle göğüslerinin altına bir kemer gibi bir EKG cihazı takarlar. Çünkü kalbe çok yakın şekilde giyilebilir bu. Ve EKG'de kalbe yakın doğru sinyal verdiği için şu anda futbolcuların ve diğer müsabaka sporlarında birçok kişi bunu kullanıyor. Ama işte PPG'nin doğru şekilde okunmasıyla artık böyle bir göğsümüzün üzerine bir EKG cihazı takmak yerine de örneğin az önce söylediğim gibi cilde yapışabilen ve vücudumuzun herhangi bir noktası, bu çok önemli. Çünkü bazı durumlarda insanlar ekstra bir cihaz takmak istemiyor. Örneğin bu holter cihazını taktığımızda eskiden bununla biz aslında holter cihazının anlamı sizin günlük hayatınızda nasıl yaşıyorsanız öyle yaşamaya devam edin. O sırada ben sizin tansiyonunuzu 24 saat monitör edeceğim. Ama o cihazla şimdi koca bir onunla dışarı çıkıp bir yere gitmenin de çok imkanı yok açıkçası. O cihaz takılan hastalar evde otururlar ki işte 24 saat tansiyonları ölçüsü ki bu şeyin mantığına ters zaten. O aygıtın üretilme mantığına ters. Dolayısıyla giyilebilirlerin bir amacı da bu. Siz üzerinizde onları giydiğinizi fark etmeden onlar sizin için çalışıp bu verileri uzaktan doktora yolluyor. Peki yayının başında çok kısaca yayından önce daha doğrusu çok kısaca konuştuk, bir de yayında konuşalım asıl. Nesnelerin interneti diye bir şey, yine çok sık duyduğumuz bir şey. Bununla giyilebilir teknolojiler ne kadar bağlantılı, ne kadar değil, ne kadar alakası var? Evet, bu da güzel bir soru. Nesnelerin interneti aslında giyilebilirleri destekleyici bir teknoloji olarak gelecek. Nesnelerin interneti dediğimizde hemen akla şu soru geliyor. Bu normal internetten farklı bir şey mi? Şöyle bir mantığı var. Örneğin benim bir cihazım, şu anda bazı arabalarda bu kullanılmaya başladı. Araba üzerinden anlatayım. Diğer tarafa şey yapmak kolay olacak çünkü. Sizin arabanız kendi internet network'ü üzerinden, ağ üzerinden, kendi servisine aktif olarak sürekli bağlı olduğu için kendi internet ağı üzerinden, arabada meydana gelecek bilecek herhangi bir sorunun önceden servise bildirilip, servisin mesela sizi arayıp arabayı servise getirmenizi neden oluyor. Yani araba daha bozulmadan aslında önlemi alınmış oluyor. Şimdi aynı şey giyilebilirler için düşündüğünüz zaman, örneğin sizin taktığınız akıllı saat veya bu hangi giyilebilir olacaksa kendi ağı üzerinden, kendi buna nesnelerin interneti diyoruz çünkü o bir nesne ve kendi internet ağı olacak. Bununla mesela tabii ki onaylanmış bir hastane veya bir profesyonel sağlık kuruluşuyla tabii ki bu yapılabilir. Bunun örnekleri var. Amerika'da bazı hastaneler koronavirüs için bunu yaptılar. Bir hastaneyle bir giyilebilir şirket birlikte bir platform oluşturuyorlar ve bunu takan hastalar o nesnelerin interneti üzerinden verilerini sürekli doktorla paylaşmış oluyor ve doktorlar o hastalar hastaneye gelmeden izleyip uzaktan teşhis yapabiliyorlar. Nesnelerin interneti bu anlamda giyilebilirlere çok büyük bir fayda sağlayacak çünkü şu andaki aygıtlarımız hala normal Wi-Fi veya işte mobil veriyi kullanıyor. Burada da birçok güvenlik açığı var. Burada tabii giyilebilir teknolojileri kullanıcılarının birçok şikayet ettiği noktalar var. Bu aygıtlar sürekli bizim işte verilerimizi topluyor. Bu veriler nereye gidiyor? Yani ağ üzerinde bunlar güvenli bir şekilde tutulabiliyor mu? Ne yazık ki şu an cevap hayır. Çünkü her ağ sızılabildiği gibi bu ağlara da sızılabilir. Dolayısıyla nesnelerin internetinin gelmiş olması bizim takacağımız veya giyeceğimiz bir giyilebilir cihazın başka üçüncü parti bir ağ ya da cihaza bağlantı olmadan direkt olarak profesyonele bağlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla güvenlik açıkları da bu şekilde kapanmış olacak. Peki bu giyilebilir teknolojilerde işin hem araştırma safhasında hem de endüstri bağlamında en öne çıkan ülkeler hangileri, ya da muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'dir ama başka enteresan ülkeler var mı böyle bu konularda atılım yapan ya da önem veren ya da ileri giden? Evet, yani şu anda Amerika, yani popüler cihazlar üzerinden bakarsak dediğiniz gibi Amerika tabii ki başı çekiyor ama daha önemli bir nokta var. Düşünülmemiş, yani daha şimdi startupları biliyorsunuz. Startuplar üniversitelerden ya da işte belli bir seviyedeki fikirleri olan insanların kurduğu
başlangıç şekillerindeki şirketler. Fakat bu startuplar öyle fikirlerle, öyle şeylerle ortaya çıkıyor ki büyük mesela Samsung, Apple gibi firmalar bunları kendi bünyesine almak istiyor. Çünkü onların bulduğu şeyleri ürünlerine entegre etmek istiyorlar. Bu anlamda da aslında bu sorunun cevabı için daha çok şeylere bakıyoruz. İşte startup olarak hangi ülkeler daha çok yatırım yapıyor teknoloji. Bunlara da baktığımız zaman gene Amerika'da işte Silikon Vadisi'nde olan birkaç firma var. Onun dışında Avrupa'da yoğun şekilde işte Almanya'da, İskandinavya'da, İsviçre'de birçok şirket var startup olarak. Bunların şu anda geliştirdikleri hali hazırda mevcut olmayan teknolojiler işte atıyorum 2-3 sene sonra kendi markalarını yaratma imkanları olmazsa bir büyük firma tarafından absorbe edilirlerse mesela Apple'ın yeni bir ürünü olarak çıkıyor ya da Samsung'un ya da Google'un. Google da bu işe çok fazla para yatırıyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı giyilebilir teknolojilerde startuplara en çok yatırım yapan, en çok startup yoğunluğu olan ülkeler bu işi önde götürecek. Peki şimdi akıllı saatleri, işte sizin bahsettiğiniz küpeyi vesaire, tişört, bunları duyuyoruz bir süredir en azından. Hatta akıllı saatler işte hayatımıza girdi bile çoktan. Bunlar artık yavaş yavaş bizim normal karşılayacağımız şeyler ama şu anda bir adım sonrası sıçranmak istenen yer neresi? Şöyle bir örnekle anlatayım. Şimdi koronavirüs salgının sırasında aşı çıkmadan önce işte ilaç firmaları rekabete girmişlerdi. İlk aşıyı kim bulacak, nasıl bulacak onun peşindeydiler. İşte öte yandan başka bir örnek vereyim. Bu uzay turizmi konusunda iki firma çekişiyorlardı. Hangisi daha önce gidecek, hangisi daha uzun süre kalacak vesaire. Şimdi sizin bu alanınızda, giyilebilir teknoloji alanında varılmak isten, ya şunu yapmamız lazım, şunu yaparsak çok büyük bir atılım yapacağız denilen bir şey var mı? Tabii ki. Yani öncelikle bu giyilebilir teknolojilerin, ben şu anda sadece sağlıkla ilgiliymiş gibi anlattım ama birçok farklı alanda uygulaması var. Örneğin uzay teknolojilerinde işte o astronotların kıyafetine eklenecek herhangi bir eklentinin giyilebilir olması gerekiyor en basitinden. Yani sadece biyo belirte çıkartmak için değil, bir makinenin uzaktan kontrolü gibi şeylerin. Bugün mesela şöyle bir uygulama söyleyeyim ben size. Elektronik deri diye bir uygulama var. Bu uzun zamandır üniversitelerde çalışılan bir uygulama. Örneğin ben bunu Glasgow'da dahil olduğum üniversitede bu projede biraz yer almıştım. Birkaç yayın çıkardık bununla alakalı. Şimdi mesela protez, ampute vatandaşlarımızı düşündüğümüz zaman protez kolla yani normal bir cismi tuttuğunuzda ondan bir geri besleme alamıyorsunuz. Örneğin bir plastik bardakla bir cam bardağı tuttuğunda bu şey kol, protez kol bunları aynı şekilde, aynı sertlikte tutuyor ve örneğin plastik olan bardağı aynı cam gibi tuttuğu için fazla sıkıyor ve içindeki sıvının boşalmasına veya objenin kırılmasına neden oluyor. Bunun nedeni bu protez kolun üzerinde bir şey olmaması, geri besleme mekanizması olmaması. Fakat bu elektronik deri dediğimiz giyilebilir teknolojide sensör veya sensör sistemleri deri şeklinde yapılmış ince bir elastomerin içine entegre edilip bu protez kolların üzerine basınç sensörü olarak yerleştiriliyor. Dolayısıyla protez veya robot kollar artık insan gibi, yani tabii bir insan gibi olmasa da hissetme kabiliyetine sahip oluyor. Örneğin bir tane güzel uygulaması bu. Yani ampute vatandaşlarımızın hissetme kabiliyeti kazanması protez kollardan. Daha bununla ilgili birçok şey var. Giyilebilirlerin hiçbir zaman yani bence sınırlanabilecek bir şey değil. Otomotivde örneğin kullanılabilecek birçok şey var. Benim kendi çalıştığım alan olduğu için benim alanımda varılmaya çalışılan nokta şu. Az önce de biraz bahsettim. Bunu koronavirüs esnasında da çok fazla yaşadık. Yani sizin aslında daha hasta olmadan biyo belirteçleriniz sayesinde hastalığınızın engellenmesi. Buna da teletip diyoruz. Çünkü dediğim gibi koronavirüs esnasında da sürekli hastanelere gitmek sadece bulaşı arttırmaktan başka hiçbir şeye yaramadı aslında. Yani tabii ki yoğun bakımlar, onları kesinlikle kapsamı söylemiyorum. Yani ben koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğim zaman oradaki insanlara da bulaş geçiriyorum. Dolayısıyla bazı pandemik veya epidemik hastalıklarda fiziksel tanı ve teşhisin
yapılabilmesi hastalığı arttırıyor. Mesela bu gibi durumlarda giyilebilir teknolojinin teletip üzerinden şey yapılması, bu gibi hastalıkların kontrol altında tutulmasına çok büyük şey sağlayacak, avantaj sağlayacak. Evet, o ilginç. Şimdi süremiz yavaş yavaş daralıyor. Biraz sizin hikayenizden bahsedelim. Biz son birkaç programdır böyle yapıyoruz. Özellikle genç ve kendisinden daha da genç olanlara örnek olabilecek genç akademisyenler geldiğinde daha da enteresan olabiliyor. Siz fizik okuyarak yola çıktınızı zannediyorum. Doğru değil mi? Doğru. Bana şey de çok enteresan ve çok zor geliyor. Bunu nasıl aşıyorsunuz mesela? Şimdi sizin çalıştığınız alan aynı zamanda asgari bir tıp bilgisini de gerektiren bir alan herhalde değil mi? Yani veya mutlaka tıp uzmanlarıyla da çalışıyor olmanız gerek. Sizin aynı anda hem hekimlik bilgisi, hem fizik bilgisi, hem mühendislik, elektronik bilgisine sahip, ya bir kişinin olması, siz değil sadece de, herhangi bir kişinin sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla bu çok zor bir şey değil mi? Tıp zaten başlı başına karışık bir alan. Fizik aynı şekilde, işte mühendislik aynı şekilde. Bunu nasıl aşıyorsunuz, ne zorluklar yaşıyorsunuz? Bir de tabii nereden çıktı bu giyilebilir teknolojiler? Yani siz fizik tamam başladınız, sonra ne oldu da buraya geldiniz? Evet, çok teşekkürler soru için. Yani öncelikle bu soruya şöyle cevap verebilirim. Bir şeyin genelinden özele gitmek daha kolaydır. Yani özelden başlayıp genelleştirmek daha zordur. Onun için örneğin çok spesifik bir alanda mühendislik bir şeyine şekilde başlayıp onu bütün fiziği anlamaya çalışırsanız çok zor olur, ama fiziği temel seviyede anlayıp sonra istediğiniz alana odaklanmak biraz daha kolay oluyor. Benim hikayemde de böyle oldu. Ben normal fizik lisansını bitirdikten sonra işte malzemelere ilgi duyduğumu anladım. Yani yarı iletken malzemeler, işte bunların elektronik özellikleri, optik özellikleri falan derken, tam o sırada ben doktoramı yaparken grafen zaten Nobel ödülü almıştı. Benim de çok ilgimi çekti. Hocam da zaten bu konuda grafen öncesi karbon nanotüpler vardır. Onlar da ilk defa yapanlardan birisidir aygıtlar. Ben de onun öğrencisi olduğum için direkt grafene başladık ve çok ilginç şeyler bulduk bu doktora süresince. Böyle katlanabilir ekranlar, süper kapasitörler, birçok aygıt şeyi bildirdik. Dolayısıyla ben doktora da böyle aygıt tabanlı bir şeyler yapınca fizik, yani temel fizik prensiplerinden aslında proof of concept dediğimiz konseptin gösterimi şeklinde, yani ürün şeyine gelmemiş ama araştırmadan da bir adım önde. Yani ürünle araştırma arasında bir teknolojik hazırlık seviyesi olan bir yerde olmak. Dolayısıyla doktoramı da bu şekilde bitirince yapmak isterim. Mesela ilk yaptığım doktora sonrası araştırmamda elektronik mühendisliği bölümüne gitmiştim İskoçya'da. Orada da amacım, benim malzeme ve fizik bilgim var. Oradaki insanların da elektronik ve işte devre bilgileri var. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman da zaten şu anda konuştuğumuz giyilebilirler gibi ilginç şeyler çıkıyor ortaya. İlginç uygulamalar çıkıyor. Orada biraz bunları keşfettim. Sonrasında katıldığım İspanya'daki doktora sonrası araştırmada da oradakilerde bu sistemlerin sağlığa nasıl entegre edilebileceği konusunda çok deneyimlilerdi. Onlarla da işbirliği yaparak geliştirdiğimiz sistemi direkt ciltten biyo belirteç çıkarabilir miyiz bununla diye bir soruyla başladık. Ve en sonunda, yolun sonunda vardığımız noktada, tabii ki bunlar çok kolay olan şeyler değil. Bahsettiğim süreçler hep 4 sene 5 sene aralıklarla geçiyor. Bir şeye başlıyorsunuz, öğreniyorsunuz, uyguluyorsunuz. Sonra uygulamayı kalkıp başka bir alanda profesyonel olan biriyle ortak çalışarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla benim temel fizikten başlayıp en sonunda işte giyilebilirlere gelen olan süreçte çalışmanın interdisipliner yapısı, gerekse de en başta çok genel bir şeyden başlayıp sonra kendimi odağı daraltarak ilerlemem bana yardımcı oldu. Ama bu anlamda aslında temel bilim okumanın birçok faydasını da gördüm. Çünkü neden sorusunu her zaman yanıtlamış oluyorsunuz. Yani spesifik olarak uygulamaya odaklanıp bu nasıl çalışıyordansa nedeni daha çok irdeliyorsunuz ve onun arkasındaki mekanizmayı çözdükten sonra da bunu farklı sistemler için uygulayabiliyorsunuz. Yani hani fizik okuyacak arkadaşlar varsa da ben tabii ki tavsiye ederim, yani
bunu şey anlamında söylemiyorum. Sadece bu mühendislik alanları için söylemiyorum. Fizik çok geniş. Yani yaptığınız her şeyde fizik var. Sağlığın içinde de fizik var. Herhangi bir mühendisliğin içinde de fizik var. Biyolojide de, genetik mühendisliğinde de büyük oranda fizik ve matematik var. Dolayısıyla bu tabii ki kişisel bir yolculuk. Sizi ne heyecanlandırıyorsa, ne yapmaktan daha çok keyif alıyorsanız ona yönlenmeniz o alanda mutlaka başarılı olmanızı sağlayacakmış diye düşünüyorum. Ben kapatırken aslında size şunu soracaktım. Eğer bizi izleyen üniversite adayları ya da üniversiteye yeni başlamış insanlar var ise temel bilimlerin önemi nedir diye soracaktım ama ben sormadan siz cevapladınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Ben de umarım iyi ifade edebilmişimdir. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. Başarılar diliyoruz bu arada tabii çalışmalarınızda da. Emre Ozan Polat, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesiydi kendisi. Bugün giyilebilir teknolojileri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Meraklısına Bilim'de başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.